Abla, cep telefonu çalıyor. Doğru. Ay ay. Efendim. Teyzeciğim iyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de öpüyoruz. Biz de çok özledik. 15 tatilde beraberiz. Kerem iyi, çok iyi. Hiçbir şey yok maşallah. Nasıl? Telefon... Yo, numara değişmedi. Başka biri mi çıkıyor? Neyse, ben kontrol ederim. Tamam teyzeciğim. Çok teşekkür ediyoruz aradığın için. Ellerinden öpüyoruz. Baş üstüne söylerim, güle güle. Sana çok selamı var. Aleyküm selam. Peki teyzem diyor ki sizin telefonu bir kontrol edin. Arıyorum, hep başka biri çıkıyor diyor. Aa, bugün aynı şeyi Kopil de söyledi. Hatta bir seferinde rüya çıkmış telefona. Rüya mı? Evet. Hatta başka bir seferde de deli bir adam çıkmış. Mum çakayla sineklik satıyor. Mum çaka satan deli adam. Ruhi. Dur bakalım, şu numarayı bir de biz arayalım. Şansımıza karşımıza kim çıkacak? Alo, efendim. İyi günler efendim. Ben Afet Güçver ile görüşmek istiyorum. Ah canım, taze bitti. Taze mi bitti? He, taze. Kimmiş? Yine Afet teyzeyi arıyorlar. Ver bakayım, ver. Ha. Buyurun, ben Afet. Dul olan. Efendim, ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan arıyorum. Buyurun. Sizi Doğu'ya tayininiz çıktı da... ...onu sözlü olarak bildiriyoruz. Yeni uygulama böyle. Doğu'ya tayinim mi çıktı? İstanbul'a çok mu uzak? Çok uzak, çok uzak efendim. Allah yaşasın, yaşasın. Doğu'ya tayini çıkıp da sevinen ilk sizi gördük efendim. Ama şey... memleketin her satında görev yapmak bizim için bir onurdur. O bakımdan şey ettim. Eksik olmayın, sizin gibi komşulara, neferlere daima ihtiyacımız var. İyi günler. İyi günler efendim. Anladım, anladım. Bitti, bitti. İnanamıyorum. Abla, düşündüğümüz gibi mi olmuş? Evet, bizim ev telefonunu kendine yönlendirmiş. Ya bu kadar olur mu? Abla, ben telefonda parçalarsın zannediyordum ama. Hayır efendim, gidip yüz yüze paralayacağım, ben gidiyorum. Abla, abla ben de göreceğim. Otur oturduğun yerde, sinirimi senden alırım ona göre. Ha? Peki de haberi vermeye gelmişti sana. Asıl ben ona haber yapacağım. İyi günler Afet Hanım, rahatsız ettim. Ay estağfurullah, ne demek. O kadar isabetli bir zamanda geldiniz ki Metin Bey. Öyle mi? Ben elektrik faturanızı getirmiştim. Rüzgardan uçmasın diye aldım. Çok teşekkür ediyorum. Biraz içeriye gelebilir misiniz acaba? Rahatsız etmiş olmayayım. Rica ederim. Yani çok önemli bir şeyi konuşmak istiyorum ben sizinle. Peki. Ah! Kerem, geçmiş olsun evladım. Ne oldu böyle? Trafik kazası falan mı? Teşekkür ederim Metin amca. Öyle de denebilir. Panzer çarptı. Panzer mi? Panzer'in ne işi var sokağın ortasında? Panzer bir öğretmen arkadaşın köpeği efendim. O tartakladı biraz. Arkadaşınız köpeği okula mı getiriyor? Evet. Kendisi daha önce Nazi toplama kamplarında eğitimci olarak çalışıyormuş. Gaz odalarında. Kerem. Tamam, sustum. Çok geçmiş olsun şekerim. Afet Hanım, benimle görüşmek istediğiniz konu neydi? Yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Duyunca muhakkak siz de çok şaşıracaksınız ama... ...eşiniz Ürperi Hanım bizim ev telefonunu sizin ev telefonuna yönlendirmiş. Ne? Ürperi mi? Maalesef. Evet, iki gündür bizi arayan kimse ulaşamıyor. Hayır, bu kadar olamaz. Kusura bakmayın ama bu sizin kuruntunuz olmasın. Benim kuruntum... Hayır, biliyorum Ürperi'nin sağ solu belli olmaz çoğu zaman. Ama böyle bir saygısızlık yapacağını hiç tahmin etmem. Altına imzamı atarım. O zaman ben de size ispatlarım Metin Bey. Bir dakika. Kendi ev telefonumu çeviriyorum. Buyurun. Buyurun, ben Afet Güçverir. Dul olan. Afet, ben Afet Hanım'ın yanındayım. Yanında mısınız? Siz kimsiniz? Ben Metin, pilot olan.
Metin, ay bana bunu da mı yapacaktın? Ay boyundan posundan utan inşallah Metin. Ben o telefonu bak iyi ki yönlendirmişim, görüyor musun bak? Şimdi siz ikiniz kıpırdamayın bir yere, gelip ben parçalayacağım çünkü. Hadi kıpırdamayın. Geliyorum ben. Metin, Metin. Ah sen var ya. Allah'ım bu da mı gelecekti başıma? Allah'ım ben ne bahtsız bir kadınım Allah'ım. Metin bana bunu nasıl yaparsın? Sus, daha fazla konuşma Ürperim. Seni denemek için biz aradık. Ve gördük ki telefonu kendine yönlendirmişsin. Yazıklar olsun. Denemek için mi? Ben sandım. Sus! Bunu evde konuşacağız sonra. Sizden de özellikle eşim adına çok özür dilerim Afet Hanım. Ne deseniz haklısınız efendim. Buyurun. Hayır, bir şey demiyorum efendim. Sadece özel hayatıma müdahale edilmesini istemiyorum. Ayrıca dul değilim, bekarım efendim. Metin, içeri. İçeri.